2015 yılında 40 milyona yaklaşan turist sayımız geçtiğimiz yıl 25 milyona kadar gerilemiştir. Bu yılın ilk 8 ayında 22 milyon rakamını yakalayarak az önce Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi 9 aylık rakamın da 26 milyona çıkmış olması bizler için ayrıca umut vesilesidir. Demek ki olumlu istikamette gelişiyoruz. Ve artık sektörün yaşadığı kötü dönemi geride bırakmaya başladık. Bu tablo aynı zamanda Türkiye'nin turizm alanında da kendi kendine yetebilen, aldığı yaraları tedavi edebilen, hemen ayağa kalkıp hedeflerine yürümeyi sürdürebilen güçlü bir ülke olduğuna işaret etmektedir. Ancak turizm gelirlerinde hala kat etmemiz gereken çok mesafe olduğunu biliyoruz. Yani turizmde gelen bütün turist sayısına paralel geliri elde edemiyoruz. Şimdi onu da yakalamanın yollarını bu şurada müzakere etmemiz lazım. Turizm gelirlerimizin turist sayısındaki artışa paralel yükselmemesinde sertleşen rekabet şartlarının yanında yaşanan olumsuzlukları telafi etmek için uygulanan düşük fiyat politikasının da etkisi olduğu açıktır. İnşallah diğer alanlarda olduğu gibi turizmde de en kötüsünü artık geride bıraktık. Ekonomiye ve istihdama katkısıyla ülkemiz için vazgeçilmez bir sektör olan turizmde artık yükseliş dönemidir. Devletimiz tüm imkanlarıyla sektörün yanındadır. Yanında olmaya da devam edecektir. Türkiye'nin potansiyeli öyle büyüktür ki ihracatta olduğu gibi turizmde de kaybettiğimiz pazarların kat be kat büyükleri hemen bir el uzatımı mesafede değerli arkadaşlar bizi beklemektedir. Değerli misafirler, değişen dünyayla birlikte değişen bir turizm algısı var. İnsanlar artık sadece eğlenmek, hoş vakit geçirmek için bir ülkeden diğer bir ülkeye gitmiyorlar. İnsanlar artık lezzetli bir yemeği tatmak kadar o yemeğin nasıl yapıldığını da görmek, malzemelerini tanımak, hatta tecrübe etmek istiyorlar. İnsanlar artık iyi bir müzik dinlemek kadar o müziğin nasıl icra edildiğini de görmek, sanatçılarla tanışmak, onlarla vakit geçirmek, kendi sanat anlayışlarına yeni renkler katmak istiyorlar. Bu yüzden turizmi belirli alanlarla kısıtlamak mümkün değildir. Doğa turizmi kadar az önce de ifade edildi, gastronomi turizmi de adı giderek daha sık anılan ve rağbet gören bir turizm çeşididir. Aynı şekilde inanç turizmi insanların yoğun ilgisini çekmektedir. Yine termal turizm, sağlık turizmi gibi yeni alanların süratle geliştiğini görüyoruz. Görüldüğü gibi insanlar artık sadece dinlenmekle, sadece gezmekle yetinmiyor. Gittikleri yerlerde hayatın her alanına ulaşmak, tanımak, tecrübe etmek istiyorlar. Bir başka ifadeyle insanlar hediyelik eşyalar kadar unutulmaz hatıralar da biriktirmeye önem veriyorlar. Elbette bu büyük bir değişimdir. Şayet doğru şekilde değerlendirebilirsek bu yeni turizm anlayışından en karlı çıkacak ülke de biziz. Dünyada başka hangi ülkede ülkemizdeki gibi zengin bir mutfak kültürü tecrübesi edinilebilir? Başka hangi ülkede bizdeki kadar zengin müzik çeşidiyle, folklor kültürüyle karşılaşılabilir? Yeryüzünün başka hangi köşesinde kuzeyden güneye, doğudan batıya gidildiğinde bu denli köklü ve farklı medeniyetlerin izleri sürülebilir? Bizimle aşık atabilecek denizi bir başka, yaylaları bir başka, dağları ovaları bir başka, hele hele insanı
daha bir başka güzelliğe sahip kaç ülke bulunabilir? Bütün bu paylaşımlar aynı zamanda karşılıklı duyguların, düşüncelerin, vicdanların da etkileşimini beraberinde getirecektir. Açıkçası insanlığın buna ihtiyacı var. Belki o zaman Suriye'de, Irak'ta, Arakan'da, pek çok Afrika ülkesinde yaşanan insanlık dramları karşısında duyarsız kalan dünyanın büyük bölümünün vicdanı harekete geçebilir. Bizim ülkemize gelen her misafirimize bu konuda da gösterebileceğimiz çok örneğimiz, aktarabileceğimiz çok tecrübemiz var. Kültür yapımız, turizmin ülke satına yayılması için de çok uygun bir temele sahiptir. Kapısını çalan kişiye, kökenine, dinine, meşrebine, rengine, diline, kıyafetine bakmaksızın Tanrı misafiri gözüyle bakan bir milletiz biz. Milletimiz için Tanrı misafiri sofrasında ne varsa bölüşeceği, hele hele çayını, ayranını içirmeden asla göndermeyeceği, gerekiyorsa altına döşek sereceği kişi demektir. Biz böyle bir milletiz. Kapısına gelene öyle ters bakan bir millet değiliz biz. Tam aksine kapısını rahatlıkla açabilen bir milletiz. Ülkemize gelen turiste gezdiği çarşıdan aldığı birkaç parça otantik eşya veya yediği birkaç lokmadan ziyade Türk örfünü, adetini, misafirperverliğini sunduk, sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz. Turistlere ülkemizin güzellikleri yanında insanımızın gönül zenginliğini, ahlaki olgunluğunu, manevi derinliğini gösterdiğimizde sadece para değil, aynı zamanda dost kazanmış oluruz. Yunus Emre'nin şu mesajı bana göre bizim turizm anlayışımızın adeta manifestosudur. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Evet, kimseye kalmayacak şu dünyada, eğer gönlünü kazandığımız insanlarla, geride bıraktığımız eserlerle, gök kubbede hoş bir sada bırakabiliyorsak, ne mutlu bize. Bundan daha etkili bir tanıtım, bundan daha etkili bir pazarlama düşünemiyorum. Değerli misafirler, Türkiye'nin bir açık hava müzesi olmasıyla övünmek elbette hakkımızdır. Ama asıl olan bu zenginliği hakkıyla değerlendirebilmektir. Son yıllarda Anadolu'daki şehirlerimizde bu doğrultuda atılan bazı ümit verici adımlar var. Örneğin Gaziantep gastronomi alanında UNESCO yaratıcı şehirler ağına katılmıştır. Hemen de gülüveriyorsun. Şanlıurfa'nın müzik alanında yaptığı başvuru kabul edilmiştir. Bu da önemli bir gelişme. Pek çok şehrimiz kendileriyle özdeşleşmiş ürünlerine sahip çıkarak coğrafi işaretlerini almaya başlamışlardır. Sahip olduğumuz Malatya kayısından Adana kebabına, Damal bebeğinden Isparta halısına kadar gerçekten çok zengin güzelliklere önce sahip çıkıp tescillemeli, ardından da tüm insanlığın hizmetine sunmalıyız. Çanakkale'deki Truva antik şehri, mitolojideki pek çok hikayeye
ev sahipliği yapıyor oluşuyla dahi çok büyük bir turistik değerdir. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Truva'yı sadece kalıntılarıyla değil, bölgede kurulacak turizmin tüm unsurlarına hitap edecek altyapısıyla dünya çapında bir cazibe merkezi haline getirmemiş olmamız bizim eksiğimizdir. 2018 yılının Truva yılı ilan edilmesi, ümit ediyorum ki bu eksiğimizi giderme yönünde atılacak adımlar için bir fırsat, bir vesile haline dönüşür. Aynı şekilde Sivas'taki Divri Ulu Cami sanat değeriyle öylesine nadide bir eserdir ki inanın başka bir ülkede olsa yılda milyonlarca ziyaretçi çeker. Karadeniz'in yaylaları yeni yeni keşfedilen bir başka turizm değerimizdir. Terör sorunu tamamen sona erdiğinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'muzdaki dağların, ırmakların, vadilerin, mezraların her birinin birer turizm yuvası haline geleceğine inanıyorum. Tabiat turizmi konusunda markalaşmaya uygun pek çok değere sahibiz. Bu amaçla yapılan çalışmalar sonuçta ülke genelinde tabiat turizmi faaliyetlerine uygun 2000'in üzerinde alan belirlenmiştir. Anadolu'nun dört bir yanında değerlendirilmeyi bekleyen bunlar gibi nice tarihi, kültürel, doğal kıymetlerimiz var. Daha önemlisi biz İstanbul gibi mücevher değerinde bir şehrin potansiyelini dahi tam olarak kullanabilmiş değiliz. İstanbul ülkemize gelen turist sayısını tek başına ağırlayabilecek potansiyele sahip bir şehrimizdir. Bunun yanında İzmir'den Bursa'ya, Hatay'dan Erzurum'a, Konya'dan Edirne'ye kadar hakkıyla değerlendiremediğimiz nice şehrimiz var. İnşallah turizm politikamızı bu yönde geliştireceğiz. Son dönemde karşımıza çıkan veya çıkartılan engeller bizim için geleceğimizi inşa ederken dikkate alacağımız birer tecrübedir. Turistlerin beklentileriyle elimizdeki imkanları en ideal şekilde bir araya getirdiğimizde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun olmadığına, olmayacağına inanıyorum. Müşterisiz iş, motorsuz otomobile benzer. Görüntü tamamdır ama sizi hiçbir yere götüremez. Turizmde de yapmamız gereken elimizdeki üründen önce müşterinin haberdar olmasını sağlamak, sonra da bunu en güzel şekilde sunmaktır. Son çeyrek asırdaki tecrübelerimiz turizmde altyapıdan insan kaynağına kadar her alanda gerektiğinde sunduğumuz imkanları katlayacak güce sahip olduğumuzu gösteriyor. Yeter ki şöyle bismillah deyip bir doğrulalım, harekete geçelim, çalışmaya başlayalım. İnanın bana gerisi kolayca gelecektir. Değerli misafirler, ekonominin diğer alanlarıyla birlikte turizmde de ülkeler arasındaki ilişkilerde gerektiğinde bir silah olarak kullanılabilmektedir. Bunu dünyanın değişik yerlerinde gördük, görüyoruz. Türkiye son birkaç yıldır güvenlik sorunları yanında ekonomik saldırılara da bildiğiniz gibi maruz kalıyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının tamamen siyasi ve art niyetli notlarını artık kimse de ciddiye almıyor. Hep söyledim. Yapılan açıklama siyasidir. Nitekim bakıyorsunuz aradan birkaç ay geçiyor, siyasi olduğunu görüyoruz. Onun için biz işimize bakacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Türkiye güçlü bir ülke. Ve güçlenerek de yoluna devam ediyor. Turizmde de ülkemize yönelik seyahat uyarıları
giderek ciddiyetini kaybetti, kaybediyor. Ülkemizi ziyaret eden insanlar burada gördükleri manzara ile kendi devletlerinin uyarılarını, medya kuruluşlarının yayınlarını yan yana getirdiğinde gerçeği çabucak kavrayıveriyorlar. Tabii bu durum bizim hem kurumsal düzeydeki tanıtım çalışmalarımızı hem de fert fert üzerimize düşen sorumlulukları ortadan kaldırmıyor. Hep söylediğim gibi yalanların en büyük panzehiri hakikatlerdir. Onun için biz hakikatleri haykırmaya devam edeceğiz. Biz tüm dünyaya hakikatleri ifade etmenin, göstermenin, anlatmanın gayreti içinde olacağız. Ülkemiz dışında yaşayan ve sayıları 6 milyona aşan vatandaşımızın her birini gönüllü turizm elçimiz olarak kabul ediyorum. Buna ülkemizi ziyaretlerinde duyduğu memnuniyetle fahri vatandaşlarımız haline gelen dostlarımızı da eklediğimizde karşımıza devasa bir tanıtım ordusu çıkıyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa'daki vatandaşlarımıza yönelik olarak komşunu da al, tatile gel kampanyası başlatmıştık. Evet, bu kampanyamız devam ediyor. Almanya'daki seçim sürecinde aleyhimizde yürütülen tüm kampanyalara rağmen bu ülkeden gelen turist sayısının yılın ilk 8 ayında 2,5 milyonu geçmesi kampanyamızın başarılı olduğunu işaret ediyor. Rus turistlerin sayısı da 3,5 milyona yaklaştığına göre oradaki sorunlar da çözüldü demektir. Körfez ülkeleri bizim en tabii ve en büyük turizm pazarlarımız haline geldi. Yeni dönemde mevcut pazarları geliştirmenin yanında yılda 120 milyon turistin dünyaya dağıldığı Çin başta olmak üzere Hindistan, Malezya, Endonezya, Japonya, Güney Kore, Güney Amerika ülkeleri gibi yeni alanlara ağırlık vermeliyiz. Bu pazar çeşitliliğini sağladığımızda bölgemizdeki siyasi sorunların turizm sektörüne etkisini asgari düzeye indirebiliriz. Turizm şuramızda tüm bu konular enine boyuna tartışılacaktır. Tabii bu vesileyle bugün burada bir müjde vermek istiyorum. Burası malum Ankara'daki bizim yarı opera binası diyebileceğimiz bir kongre merkezimiz. 2000 kişilik. Şimdi İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nin olduğu yeri yıkıyoruz ve oraya daha büyüğünü, çok çok farklı, çok çok modern bir mimariyle inşallah pazartesi günü İstanbul'da lansmanını yapacağım. Ve bu lansmanını yapmak suretiyle de 2019'un sonuna kadar inşallah orada biz bir opera binasını İstanbul'umuza kazandırmış olacağız. Gerçekten proje çok çok güzel ve muhteva itibariyle bugünkü mevcut projeyle mukayese edilemeyecek derecede zengin, birçok ihtiyaca cevap verecek, çok amaçlı ve İstanbul'daki bizim turizm faaliyetlerinde de hakikaten Türkiye'nin bu alandaki gücünü ortaya koyabilecek bir imkan, bir zemin hazırlıyoruz. 2019 sonuna kadar da inşallah onu bitirecek. Belki de 2019 seçiminden önceye yetiştireceğiz. İstanbul'umuza, ülkemize şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Ve bu düşüncelerle bir kez daha şuramızın başarılı geçmesini diliyor. Düzenlenmesinde emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın
Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaplarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Zat-ı Devletleri'ni bir süre daha sahnede ağırlıyoruz efendim. Hediye takdimimiz olacak çünkü. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Numan Kurtulmuş'u bir kez daha sahneye davet edelim alkışlarınızla. Buyurunuz Sayın Bakanım. Sayın Bakanımız Sayın Cumhurbaşkanımıza 3. Turizm Şurası için özel hazırlanan hatıra pulunu imzalatacak. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız bugünün anısına hatıra pulunu imzaladılar. Şura pulu ve şura parası var şimdi. Ve Sayın Bakanımız Sayın Cumhurbaşkanımıza bugünün anısına bir tablo hediye edecek. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde resim dalında ödüle layık görülen Selahattin Kara'nın bir eserini takdim ediyor Sayın Bakanımız. Sayın Cumhurbaşkanım, çok kıymetli konuklar. Programımız burada sona erdi. Bizlere ev sahipliği yapma lütfunu gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza programımızı teşriflerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Bütün misafirlerimizi kokteyl alanına davet ediyoruz. Programımız saat 13'te bakanlar oturumuyla devam edecek efendim. Programımız saat 13'te bakanlar oturumuyla devam edecek.